Insta360 Ace Pro. Nasıl bir kamera ya? Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek Oluyor, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, çok uzun süredir aksiyon kamerası kullanmıyordum. Benim bir aksiyon, aksiyon kameram vardı. O da GoPro 6'ydı diyeceksiniz ki niye hiç bahsetmedin GoPro 6'dan? E bahsedeceğim ya? Yani inanılmaz kötü düşük ışık performansından mı? Çok kaliteli olmayan görüntü kalitesinden yoksa durmadan en ufak ısınmada kilitlenip ancak bataryayı çıkartıp taktığınız zaman e, tekrar çalışabildiğinden mi? Yani diyeceksiniz ki abi ama sen, sen zaten sanki sen kim? Aksiyon kamerası kim? Öyle değil arkadaşlar. Yani abiniz Eski motorculardan, bir zamanlar GoPro'yla ben, yengenizle beraber bütün Türkiye turu yaptık motosiklette. Dolayısıyla ben de aksiyon kamerasının ne olduğunu bilirim ama aksiyon kamerasıyla, daha doğrusu GoPro 6 ile her ne olursa olsun en iyi anılarım tatil videoları. Çünkü cebinizde çok rahat taşıyabileceğiniz, eee kafanıza istifke çıkartıp basıp çekebildiğiniz, hiçbir özel ayara ihtiyaç duymayan son derece pratik bir kamera olarak geldi önüme. Şimdi GoPro'dan tabii ben oldukça sıkılmıştım ama ne var ki o zamanlar tabii bu Insta gibi, DJI gibi markalar da aynı üzere başta değildi. Yani GoPro 6 herhalde yanlış hatırlamıyorsam 7 8 sene önce falan çıkmış bir kameraydı. Bundan bıktığım için de ben aksiyon kamerasından vazgeçtim çünkü uğraşmak istemedim. Ama bu son zamanlarda özellikle bu iki markanın ürettiği kameralar fena. Şimdi diyeceksiniz ki abi DJI sende Osmo Pocket 3 var. Niçin DJI Action 4 almadın? Valla sevgili dostlar işte hepsinin ben incelemesini kendimce yaptım. Insta 360 Ace Pro'ya karar verdim çünkü 48 megapiksellik bir sensöre sahip. Ha, diğerleriyle aynı sensör boyutu ama 48 megapiksel sensöre sahip. Ve bu size çarpı 2, birebir çarpı 2 kayıpsız zoom veriyor. Bakayım kayıt esnasında yapabiliyor muyum? Evet. Gördüğünüz gibi yapıyorum. Ee, ve buna benzer çok şey veriyor. 8K sevgili dostlar sadece 24 FPS olarak veriyor. Ama 4 k 120 FPS'ye kadar çıkabiliyor. Onun haricinde çekim ratio'larında 16/9, bölü 4/3 bölü 3 arzu ederseniz ya da sinematik denilen 2 235'e bölü 1. Onun haricinde çok güzel bir özelliği var ve gerçekten çok başarılı o da aktif HDR özelliği. E AI sayesinde yani yapay zeka sayesinde o anda çektiği sahnenin bütün bu parlak alanlarını doğru değerlendirip ona göre pozlamayı doğru yapıyor ve patlatmıyor fotoğrafınızı. Yine de ben şu anda yaptığım gibi eksi yarım pozlamanın uygun olduğunu gördüm. Onun haricinde şu anda çekmekle olduğum birçok profili var. Standart profil var ki şu anda standart profilde çekiyorum. E, vividi var eğer ki çok daha böyle peyzaj çekeceksiniz ve daha böyle canlı renkler istiyorsanız. Ya da e, log yok ama e, flat var. En azından şey gibi bu. E, Sony'nin S-Cinetone'u gibi ya da e, Fujifilm'in Eternas'ı gibi düşünün. E, flat profilde çek, istediğinizi renklendirmeyi, color grading'i yapa, yapmanıza izin verebilen bir e, kamera. Sevgili dostlar, e, onun haricinde çok çok güzel özellikleri var bu e, kameranın. Hemen önüme bakıyorum. Titre, üç tane titreşim önleme seçenekleri var. Low standard ve high olarak. Tabii ki bu ne yaptığınıza bağlı, bu kamerayı nasıl kullandığınıza bağlı ki genelde benim şu anda kullandığım gibi mini bir tripod üzerine koyup da kullanmayacaksınız. Aktif olarak işte ne yürürken, belki motosiklette gezerken, bisiklette gezerken ya da arabayla gezerken daha böyle aktif bir vaziyette kullanacaksınız. Ne de olsa sizler benden daha gençsiniz. Gırgır bir yana. E, çarpı 2 zoom'dan bahsettik. E, ekran genişliği seçeneklerinde çok ilginç bir e, bölüm var. O da full frame denilen e, bir bölümü var sevgili dostlar. Ki şaşırtıcı da isterseniz. Bu neye yarıyor size? Grid ile beraber e, yarın öbür gün e, iki seçeneği de kullanmanıza sebebiyet veriyor. İster yatay ister dikey video haline getirmenizi sağlıyor. Yaptığınız çekimleri ki bu büyük bir avantaj. Ben yani özellikle e, içerik üreticilerinin bu özelliklerini çok kullanacağına inanıyorum sevgili dostlar. Mikrofon seçeneklerinde şu anda ben stereo'da ama yönlendirmeli de yapabilirsiniz öne arkaya. Bu makinayı sesli komut ile işte aç kapa İngilizce ama ya da elle e, işte çalıştır durdur gibi seçenekleriniz mevcut. Ön kayıt başlatabilirsiniz 5 saniye öncesi ne başlıyor kayıt etmeye ve çok güzel bir özelliği var bunun ee, tabi birçok özelliği var hepsini tek tek şu anda ben teknik bir inceleme olarak karşınıza çıkmıyorum ee, bildiğim ve hissettiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalışıyorum ee, pür video modu var ki bu da karanlık ortamlarda hatta bakayım geçebiliyor muyum yok geçemiyorum sevgili dostlar bu modda gece çekimlerinde çok daha pürüzsüz ve grensiz bir çekim yaratıyor size ki kullanım hakikaten çok güzel bir özellik. Bunu yerine göre 48 megapiksel kullanıyor, yerine göre 12 megapiksel kullanıyor. Fotoğrafta da son derece başarılı. RAW seçeneği yok ama kendi seçenekleri son derece güzel. Burst modları var, time lapse'leri var, hyperlapse'leri var, slow motion'u var, varol'u var. Ve çok ilginçtir, eskiden tabii GoPro'nun en büyük sıkıntılarından bir tanesi ya pil ömrüydü ya. Yani i̇şte bir saat falan veriyorlardı ama çekim yaptığınız zaman ortalama 20-25 dakikada pil tükeniyordu. Ve hep yanımda üçer tane pille dolaşıyordum ki günü tamamlayabileyim diye. Ben bunu yaptığım çekimlerde bir gün çok rahatlıkla idare ettiğini gördüm. Ve tahmin ediyorum ki 2-2,5 iki, iki saat arası kesintisiz çekim yapabilecek kadar e, seçenek veriyor. Şimdi ben bu kamerayı genellikle 4K 24 fps ile çektim ama Isınmayla ilgili herhangi bir şey, sıkıntı yaşamadım. Diyemiyorum çünkü denemedim ki 4K 120'de ya da 8K 24'te bile böyle uzun çekimlerde, uzun süreli çekimlerde sıkıntı yaşamazsınız diye sevgili dostlar. Bunun en güzel şeylerinden bir tanesi ekranın böyle flip ekran olup yukarıya dönmesi ve kendinizi şu anda benim yaptığım gibi kendinizi seyredebiliyor olmanız ve frame içinde kalmanızı sağlaması sevgili dostlar ki hakikaten harikulade bir şey. Şeyi de çok başarılı olduğunu göreceksiniz. Bu yüz takibi inanılmaz başarılı sevgili dostlar. Ve kalabalık ortamda dahi çok başarılı. Yüz seçmede en iyi aksiyon kameralarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hatta neredeyse DJI Osmo Pocket 3'ten biraz daha iyi gibi bile. Ki DJI Osmo Pocket de son derece başarılı. Tabi bunun böyle aktif takip modu falan filan yok. Ama müthiş küçük bir kamera. 30 metreye kadar ya da 10 metreye kadar pardon suyun altına girin su sualtı çekimleri yapın müthiş ya hakikaten müthiş ben ben bu kadar çok seveceğimi tahmin etmiyordum bunun tabi farklı ekran seçenekleri var onlardan bir tanesi ultra wide yani çok geniş o biraz daha fish eye dediğimiz balık gözü etkisi ile beraber çekim yapıyor wide dediğimiz yine geniş böyle hafif bombeli bir şey var D-Warp bölümü var ki o şeyi kaybetmeden nispeten o kenarları böyle düzlüyor. Bir de Horizontal Lock var ki şu anda ben o şekilde çekim yapıyorum. Onunla beraber de sevgili dostlar Horizontal Lock'ta da zaten böyle böyle o kımıldatsanız dahi o düz belli bir yere kadar o düz çizgiyi hep muhafaza ediyor. O konuda da büyük kolaylık sağlıyor size yapmak istediğiniz çekimlerde. Şimdi diyeceksiniz ki bu kamera kimler için özellikle valla ben tatili ben videolarımı çekmek istiyorum çocuğum büyürken anında aklıma gel estikçe çıkartayım çekeyim bana güzel bir arşiv olsun diyenler için onu ben hemen söylerim söyleyebilirim size İkincisi, aksiyon severler için tabii ki çünkü şimdi bu kamerayı hani tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi her ne kadar vlog modu e, imkanı veren şey olsa bile yani döner ekranı olsa bile bu hakikaten ciddi bir aksiyon kamerası ve çok çok sağlam bir kamera. Görüntü kalitesi şu anda üçünün arasında en iyi olanı. Ben bütün yaptığım araştırma ve testlerde e, aksiyon 4'ten de daha iyi. E, Efendime söyleyeyim GoPro'dan, GoPro'dan da daha iyi olduğu için tercih ettim. Ses kaydını şu anda dinleyeceksiniz. Dinliyorsunuz zaten ve hiçbir düzeltme yapmayacağım ses kaydıyla ilgili bir iyileştirme yapmayacağım ki canlı canlı e, neyle karşılaştığınızı bilin diye. Sevgili dostlar, eğer ki bu kamera ile ilgili daha geniş bir menü içeri isterseniz lütfen yorumlara bildirin onları. Bütün özelliklerini ben size e, tek tek anlatırım, açıklarım. Ama şimdilik çok keyif aldığımı söyleyeceğim bu kamerayla ilgili. Yani cebimden çıkartmamak üzere hep yanımda taşıyorum. Umarım bu içerik size değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sağlık ile kalın, huzur içinde kalın, sevgi içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.